Sayın Kılıçdaroğlu sosyal medyada artık çok aktif. Özellikle TikTok'a da katıldı. Orada biliyorsunuz gençler daha fazla var, Z kuşağı. Dolayısıyla her kesime hitap eder hale geldi. Bu sosyal mecralardaki kesimlerden söz ediyorum. Ve sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Bu seriye de şöyle bir isim verdi. Kemal'in tahtası. Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz ve bunun sonucunda da kazanan halk olacak, dedi. Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Şu çok açık. Yabancı sermayeli yatırımlar için Türkiye'den daha verimli başka bir ülke yok. Bu bölgeler 5 yıl içinde kendi amortizmanını sağlayacak noktaya gelecekler. Bir üretim seferberliği başlatıyoruz dedim. Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla, Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ve sonunda zenginleşen halkımız olacak. Türkiye'nin batısında belli kentlerimize yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız. Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu'dan değil, metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat da canlanacak. Türkiye zenginleşecek. Türkiye kazanacak. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz, sağlıcakla kalın. Yerlerdeki gururumuz, yani asfalttaki, bir de göklerdeki gururumuz var. Bayraktar Kızıl Elma. İniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, başarılı uçuşun görüntülerini göklere baharı getiren Kızıl Elma bugünden notuyla paylaştı. 18 Nisan 2023, Bayraktar Kızıl Elma bugün 5. uçuş testini gerçekleştirdi. Göklerdeki gururumuz Kızıl Elma bir testi daha başarıyla geçti. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı unvanına sahip Bayraktar Kızıl Elma 15 Nisan'da 4. test uçuşunu başarıyla tamamlamıştı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Kızıl Elma'nın uçuş testlerinden görüntüler paylaştı. Göklere baharı getiren Kızıl Elma bugünden ifadelerini kullandı. Kızıl Elma'nın son gerçekleştirdiği uçuşlar sırasında iniş takımlarının katlandığı görüldü. Böylelikle Kızıl Elma bir aşamayı daha başarıyla tamamlamış oldu. Sistem tanımlama testleri kapsamında iniş takımları kapalı ve açık bir şekilde test manevralarını başarıyla gerçekleştirip yine Çorlu'daki meydanımıza gelip indi. Kızıl Elma'nın iniş takımlarının katlanması yalnızca hava sürtünmesi açısından değil, aynı zamanda uçağın birincil görevi açısından da kritik öneme sahip. Test sırasında piste yakın hızlı geçişlerimiz de oldu. Bütün bu manevraları Kızıl Elma başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Baykar, hava muharebesi için geliştirilen Kızıl Elma'da radar kesit alanının düşük olmasını oldukça önemsiyor. Bu amaçla uçağın tasarımı tamamen optimize edildi. Baykar, Kızıl Elma için iç silah istasyonları da geliştiriyor. Kızıl Elma, insansız savaş uçağının tasarımsal ve materyal özellikleriyle oldukça düşük bir radar kesit alanına sahip olması ve böylelikle de düşman platformları tarafından oldukça zor tespit edilmesi bekleniyor. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu diyeceğiz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Kürtlere seslendi. Bakın şunu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Gün birlik beraberlik günüdür dedi. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir video yayınladı. Kürtlere seslendi. Her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? 3-5 oy için. Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında birlik beraberlik mesajı verdi. Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi.
Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık, beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim.